Önce saçlarını dikerek başlayacağız. Bakın şu şekilde tutuyorsunuz. Gözlerin bir üst sıra üstünden ortadaki şeridi tutturuyorsunuz. Daha sonra da diğerlerini düzgünce gösterdiğim gibi yerleştiriyorsunuz. Burada aralıklar olmayacak. Yapışık olacak dikerken, buna dikkat edersiniz. Üst kısımda da böyle düz durması gerekiyor. Burası da başlangıcımız. Başladığımız nokta. Oradan tutturuyorsunuz. Düzgünce dikeceğiz. Şimdi önce burayı bir dikersiniz. Bu şekilde tutturacağız. Önce burayı dikeceğiz. Sonuna kadar düzgün bir şekilde dikiyoruz. Evet, sonuna geldim. İlk şeride. Şimdi bakın burayı tutturdum. Burayı tutturduktan sonra arkadaşlar, şimdi artık bunları dikeceğiz. Aynı metotla düzgün bir şekilde tutturuyorsunuz. Şöyle buradan. Geliyorum uç noktaya. Burada da tutturuyoruz. Şimdi yanlardan dikeceğiz. Buradan. Bütün kenarları dikmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burayı da dikiyorum. Sakın burada boşluk bırakmayın. Yapışık olması gerekiyor birbirine. Öğrettiğim gibi bütün şeritlerin etrafını dönerek sonuna kadar dikelim, çalışalım, buluşalım. Şimdi boynuzları dikeceğiz. Boynuzları da bakın, boynuzun ortası bu çizgiye gelecek şekilde dikiyorsunuz. Gözlerin bir sıra üstüne denk gelecek ve bu parçanın da ortalayacak şekilde, bu parçayla ortalayacak şekilde iki tarafı orantılı olarak önce iğneyle tutturun. İçlerine az miktar elyafla dolduruyorsunuz. Burada bir daire çizer gibi daireyi takip ederek gövdeye dikiyorsunuz. Bakın önce gövdeden dikiyorum. Sonra bu parçadan dikeceğim. Buradan geçiriyorum. Şimdi tekrar yanındaki zincirden geçireceğim. Şimdi gövdeye dikeceğim. Buradan geçiriyorum. Sonra tekrar yanındaki sık iğneden geçiriyorum. Ve gövdeye dikiyorum. Evet, dikişi böyle yapacağız arkadaşlar. İkisini de öğrettiğim gibi dikiyorsunuz ve buluşuyoruz. Şimdi kulakları dikeceğiz. Kulakları vücuda dikmeden evvel yapmamız gereken bir işlem var. Bakın şu düz olan sıra son sıramız. Örgüyü böyle örmüştük. Bu bizim son sıramız. Bu alt kısma gelecek. Arkadaşlar bunu biraz sıkıştırarak bu dış kulağın içine düzgünce önce dikeceğiz. Beyaz ip kullanacağım. Şimdi önce şuradan
Karşılıklı dikerek bir kapatırsınız burayı. Burası gövdeye dikeceğimiz kısım olacak. Burayı önce böyle bir dikiyoruz düzgünce karşılıklı. Şimdi burayı diktikten sonra da bu kulağı birazcık sıkıştırarak içine düzgünce tutturarak dikiyoruz. Bakın böyle dikeceğiz. Bütün kenarlarına dikmelisin. Evet, bu tarafa geldim. Burayı da dikeceğim. Şu uç kısma kadar iniyorsunuz. İpinizi de buradan çıkarıyorsunuz. Şimdi kulağı artık dikebiliriz. Hemen boynuzun altından şöyle tutturacağız. Gözün ortasından çıkacağız. Şimdi bakın buradan batırmayın. Biraz aşağıdan batırıyorum. Şu gözün bu hizasından iğnemi çıkarıyorum. Şurada da tutturacağım. Evet. Buraya düzgünce dikeceğiz. Şöyle bir üst sıradan da çıkalım. Buradan geçirelim iğnemizi. Şöyle arka taraftan da bir dikelim. Şuradan da geçireceğim. Bakın kulakları bu şekilde dikiyoruz. Yalnız burada yapmanız gereken bir işlem var. Şöyle iğnenizi bir alt sıradan çıkarırsınız. Şimdi bakın böyle dikince kulaklar yukarıya doğru baktı. Biraz aşağıya bakmasını istiyorum. Bir alt sıradan iğnemi çıkarıp burada tekrar dikeceğim ki kulaklar aşağıya doğru baksın. Şöyle. Evet, çalışmamı bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi bu ipi keseceğiz. Düğümleyeceğiz. Sonrasında diğer kulağı da aynı şekilde dikiyorsunuz. Sonra simetri olarak karşıya dikeceksiniz. Sıra geldi ağız parçasını dikmeye. Önce iğne ile gösterdiğim gibi tutturuyorsunuz arkadaşlar. Bakın gözlerin bu hizasına gelecek üst kısmı. Alt kısımda da bu siyah sıraları saydığınızda 1, 2, 3, 3. sıranın üstünden bu şekilde tutturuyorsunuz. Ve yanlardan da gözlerin hizasına kadar gelecek, hatta birazcık geçecek gözleri. Şöyle önce iğneyle tutturuyorsunuz. Sonra gösterdiğim gibi dikeceksiniz. Şimdi şuradan iğnemi çıkarmak istiyorum. İğnemizi çıkarıyoruz. Şimdi dikişi böyle yapacaksınız. Gövdeden dikiyorsunuz önce. Sonra iğnenizi tekrar buradan geçiriyorsunuz. Sonra tekrar gövdeye dikiyorsunuz. Buradan geçiriyoruz.
Sonra gövdeye dikiyoruz. Evet. Öğrettiğim gibi dikişi yapıyorsunuz. Tekrar göstereceğim son kez. Şu iğnemizi de alalım. Buraya vücuda dikeceğim. Şöyle sıkıştırıyorsunuz. Evet. Şöyle oval bir çizerek, çok büyütmüyorsunuz. Böyle dikmiyorsunuz. Şunu biraz toparlayacaksınız. Şöyle toparlayarak hafif oval bir şekil çizerek öğrettiğim gibi dikelim, buluşalım. Şimdi burun deliklerinin nakışını yapacağız. Ben burada iğnelerle işaretledim nakış yapacağım yerleri. Bakın, böyle bir nakış yapacağız. Şimdi iğnemi buradan çıkarıyorum. Daha koyu renk bir pembe ip kullandım bu tona göre. Şimdi şuradan çıkarıyorum iğnemi. Bir yandan çıkaracaktım. Evet. Şimdi burada bu şekilde bir çizgi çizeceğim. Bu sıradan. Bakın böyle çiziyorum ve sıkıştırıyorum. Şimdi buradan arkadaşlar 3 kez daha geçeceğiz. Daha kalınlaştıracağız bu çizgileri. 1 2 bir kez daha geçeceğim. Şimdi şurada bir düzeltme yapacağım. Toparlayacağım burayı. Şimdi diğer tarafa atlıyorum. Aynı çalışmayı ikinci burun deliği için yapacağım. Bakın. Evet, burada da çizgi çizeceğiz. Yine 4 kez şöyle bir geçeceğim üstünden. 1 Şöyle düzeltin yaptığınız çalışmayı, görün arkadaşlar. Bu 2 Bu 3 Bir tane daha geçeceğim. Bu da 4 Şimdi bakın şurayı bir toparlayacağım şöyle. Üst kısmı. Aynı yerden iğnemi geçirip başka bir taraftan çıkıyorum. Şurayı da düzeltiyoruz. Evet. Çalışmamızı da düzeltelim. Şöyle. Aynen. Evet, çalışmamı tamamlıyorum arkadaşlar. Artık ipliği kesebiliriz. Sırada kol ve bacaklar var. Önce iğneyle bir tutturacağız arkadaşlar. İçini de elyafla dolduruyoruz bu parçaların. Şöyle yan çevireceğim, görmeniz için rahat. Şimdi kolların bu noktası kulak hizasına gelecek. Üst kısımda da bakın ağız parçasının bir sıra üstüne. Şimdi ağzı buraya diktik. 1 2 3. sıra siyahlardan sonra bu hizaya geldik. Bir üst sırasından tutturuyorsunuz. Diğer kolu da simetri olarak aynı şekilde iğneyle tutturuyorsunuz. Şimdi bacakları nasıl tutturacaksınız? Şimdi bakın bacaklar da hemen kolların 3 sıra altına. Bakın bu sıradan itibaren tutturulacak. Şu siyahın üstüne gelecek.
alt kısımda da görüntü böyle olacak. Yani oyuncağınızı koyduğunuz zaman düzgün bir şekilde durması gerekiyor. Bu şekilde koyduğunuzda düzgün duracak. Ayakları ona göre yerleştiriyorsunuz. Diğer bacağı da simetri olarak yerleştirirsiniz. Bakın bu şekilde yerleştireceğiz. Dikişi nasıl yapıyorsunuz? Dikiş bu ağız bölgesinde gösterdiğim dikişin aynısı arkadaşlar. Dikişimizi beyaz iple yapacağız. Şöyle uzun bir beyaz ip geçirdim. Dikişin nasıl yapılacağını biraz size gösteriyorum. Şimdi bakın buradan gövdeden çıkarttım ipimi. Önce buradan tutturuyoruz. Koldan. Sonra gövdeye dikiyorsunuz. Evet, buradan alıyoruz. Sıkıca. Sonra gövdeye dikiyoruz. Burada ağızda diktiğimiz gibi aynı işlemi uygulayacağız. Burada bir daire çizer gibi hareket ediyorsunuz. Şöyle buradan devam edeceğim. Sırayla her bir dikişe dikmelisin. Şimdi öğrettiğim gibi arkadaşlar, bütün kol ve ayakları dikelim, buluşalım. Evet, kollar ve bacaklar hazır. Dikişim tamam. Şöyle göstereyim. Şimdi son çalışmamız kaldı. Kuyruk. Kuyruğu nereye dikiyoruz arkadaşlar? Bakın arkayı çevirdiğinizde şu siyah çıkıntı bir sıramız var. O sıranın bir üstünden iğnenizi çıkarıyorsunuz. Bakın tam bu hizadan arkayı ortalayarak çıkarıyorsunuz. Şöyle tutalım. Şimdi bu parçayı buraya arkadaşlar dikiyorsunuz. Buraya dikeceğiz. Şöyle tutturacağız. İki bacağın ortasına gelmesine dikkat edersiniz. Şuradan da dikmek istiyorum. Evet. Şimdi bakın bir alt sıradan çıkarıyorsunuz iğnenizi. Şuradan da bir kez dikiyorsunuz. Hemen alt sıradan dikeceğiz. Böyle. Evet. Dikişimizi böylece tamamlamış oluyoruz. Bakın çalışmanızın görüntüsü de arkadaşlar böyle olacak. Evet, bütün çalışmalarımızı tamamladık. Kuyruğumuz hazır. İneğimiz hazır. Bacaklarımızı, kollarımızı da diktik. Şöyle kuyruğumuzu da arkaya koyalım. Evet, oyuncağımız hazır. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Sizi tebrik ediyorum.